Race'in haritası her zaman ilgimi çekmiştir. Araştırmalarıma hep Piri Race haritası üzerinde yoğunluk vermişimdir aslında. Daha doğrusu Piri Race haritasını incelerken birçok merak uyandıran adalar, yeni kıtalar ve bilinmedik yaratıklar tespit ettim. Bu yaratıkların birçoğunun ne olduğunu hala bilmiyorum. Kayıp kıtalardan bir tanesinin ne olduğunu sadece tahmin edebiliyorum. Şimdi hazırladığım bu videoda tahminler üzerine, daha doğrusu kayıp olan parçanın üzerindeki henüz elimize geçmiş değil, o parça bulunduğu zaman harita tamamıyla tamamlanmış olacak. Ama kayıp parçanın henüz nerede olduğu bilinmiyor. Birçok kişi Topkapı Sarayı'nda gizli bölmelerde saklandığını söylüyor. Şimdi kayıp parçadan önce gelin size bulduğum, daha doğrusu araştırma konum olan o kayıp yeri anlatayım. Atlantis, gerçekten bir zamanlar Atlantik Okyanusu'nun ortasında yer alan büyük bir kıtaydı. Bugün neden deniz seviyesinde? Ondan en ufak bir iz yok. Acaba tufanı anlatan metinlerde bahsedildiği gibi kıta parçalanarak tamamen sulara mı gömülmüştü? Aslında durum bunun tersidir. Kuzey Atlantik Okyanusu derinliklerinde araştırma yapılacak olursa kıtasal kabuk yerine derin su kütlesiyle karşılaşılır. Asor adalarının bulunduğu bölgeye Kuzey Atlantik Sıra Dağları uzanır. Bu dağlar bazı yerlerde okyanus yüzeyinin sadece 200 metre altındadır. Bu pek ümitli bir kanıt gibi görünmemekte çünkü tektonik plakanın olduğu bir alandır. Aynı zamanda Alman yazar Otto Mike, Atlantis'in Sırrı isimli kitapta Atlantis'i bulma çabasına girişmiştir. Kıtaların sürüklenme hareketinin bir zamanlar Atlantis diye bir kıta olması olasılığını ortadan kaldırdığını kabul etmeyerek yeni bir incelemede bulundu. Güney Amerika ve Afrika kıtalarının ana hatlarına birbirine mükemmel şekilde uydu. Fakat Kuzey Atlantik kıyısında kıtaların uymadıkları fark ediliyordu. Ayrıca Avrupa'dan çıkan paleontolojik bir kanıta göre son buzul çağından bir buz kütlesinin 52. paralele kadar Londra güneye ulaşabilmesinin sebebi onu durdurabilecek bir Gulf Stream akıntısının olmayışıdır. Eğer Gulf Stream bugün yaptığı gibi o zaman da Kuzey Avrupa kıyılarına ılık su getirseydi, buz o kadar güneye gidemezdi. Gulf Stream akıntısının olmayışını bu akıntının M.Ö. 10.000 civarına kadar Atlantik Okyanusu'nun ortasındaki bir kara parçasını engellemesine bağlamak mümkündür. Bu akıntı ancak Atlantis battığında Kuzey Atlantik kıyısındaki kara parçalarına ulaşabilmişti. Günümüzde Kuzey Atlantik'te bir boşluk vardır ve bir parça daha eklenmeden Kuzey Atlantik'teki kıtaları birbirine uyumlu hale getiremeyiz. Dolayısıyla başlangıçtaki tek kıta olan Pangea'yı oluşturamayız. Bu mantıktan yola çıkarak günümüzün Küba, Bahama, Bermuda adaları bu büyük kara parçasının geride kalan kısımları ya da aynı bölgeyi kaplayan yaşıtı adalardır. Size diğer önceki videoda, daha doğrusu birinci videoda size Bermuda üçgeninden bahsetmiştim. Piri Reis haritasında Bermuda üçgenine vurgu yapıldığını da bahsetmiştim. Konuya dönecek olursak, her iki durumda da Atlantislerin buralarda yaşadıklarını varsayabiliriz. Peki geriye hiçbir kalıntı ya da iz kalmamış mı? 1877 yılı Mart'ında doğmuş olan Edgar Cayce'nin anlatılarını saymazsak, 1968'e kadar hiçbir iz kalmadığı sanılıyordu. Edgar 23 yaşındayken birden sesi kısılıvermişti. Doktorlar aylarca süren çalışmalarına rağmen hiçbir çare bulamadılar. Hiç iyileşmeyecek gibi görünüyordu. Son çare olarak tavsiyeleri de göze alarak otohipnozu denemeye karar verdiler. Ve herkesi şaşırtan bir sonuç, hipnoz altında konuşabiliyor olmaya ulaştı. Kendisinin hipnoz altındayken verdiği öneriler doğrultusunda yapılan tedavi kısa sürede sonuç verdi ve sesi iyileşme sürecine girdi. Hipnoz altındayken şuur altı gücünden yararlanma tekniğini geliştirdi ve bunu başkalarının hastalıklarını iyileştirmekte kullandı. Bugünkü yaşantımızda da var olan sahte medyumlar, falcılar gibi görünse de ileriki zamanlarda durumun böyle olmadığı anlaşıldı. 40 yıl boyunca günde 2 kere bu tekniği kullanarak insanlara geçmişleri, gelecekleri ve pek çok konuda bilgiler sunmaya devam etti. Uyandığı zaman hipnoz altında söylenenleri kesinlikle hatırlamıyordu. Şüphecileri susturan şey ise bu adamın gerçekleri söylediğinin defalarca kanıtlanmasıydı. Önerdiği bitkiler bazen bilinmeyen ilaçlar gibi daha önce bilinmeyen konulara değiniyordu. Edgar'ın yaptığı anlatımlar dikkatlice muhafaza edilmiştir. 2500 civarı kayıt tutulmuştur ve anlatılanlarda Atlantis'e de değiniyordu. Onun tarif ettiği Atlantis son derece gelişmiş bir uygarlıktı. Ancak zaman içindeki ellerindeki kozmik bilgileri bazı Atlantisler negatif yönde kullanmaya başlamışlardı ve böylelikle Atlantis iki ayrı gruba ayrılarak büyük bir savaşa sahne olmuştu. Şaşırtıcı olan anlatılanların da bugüne uyarlanabilir kelimeler kullanıyor olmasıdır.
teknoloji olarak gelişmiş uçaklara, lazerlere ve diğer cihazlara bir uygarlığın kozmik gerçekleri, sırt çevirişinin ve kendi materyalizminin zevklerine dalışını anlatmıştır. Atlantislerin doğal güçleri yanlış kullanımından doğan bir dizi felaket, adaların yok olmasına sebep olduğunu ve aynen Platon'un anlattığı gibi ve sanki yaşanmışçasına net bir biçimde anlatmıştır. Büyük felaketten kurtulan insanların daha sonra diğer kıtalara göçlerini anlatmaktadır. Felaket sırasında Atlantislerin tümü ölmemiştir. Birçoğu gemilerle kaçmış, diğerleri de çok önceden deniz aşırı ülkelere göç etmişlerdi. Yani Kuzey Afrika'ya, İspanya'ya, Batı Avrupa'ya gittiler. Kendi topraklarından kaçarken yeni toprakları işgale giriştikleri belirgindir. Ve bu da Atinalıların karıştığı savaşa neden olmuştur. Tevrat'ta Nuh gemisinin Ağrı Dağı'nda karaya oturduğu ve Nuh'un Sami, Hami ve Japhet adında 3 ırkın atası olan 3 oğlu olduğu anlatılır. Eğer Nuh'u Mısır'daki Osiris dinindeki Osiris'te bir tutarsak, Nuh'un oğullarından Mısır'ın 3 kurucusu ırkı olarak yorumlayabiliriz. Kırmızı derili Atlantisler, beyaz Ariler, Ağrı Dağı'ndan ve doğudan gelen beyaz derili ırk ve siyah Mısırlılar Osiris'in birleşik ve çok farklı bir krallığı yönettiğini söyleyen varsayım. Bu durumda Edgar'ın varsayımıyla da bağlaşıyor. Fakat anlatılanların çoğunda Atlantis'ten kurtulanların kendi tarihlerine ilişkin kayıtları da getirdiklerinden bahseder. Bu kayıtlar Giza piramitlerinin önünde nöbet tutar gibi duran Büyük Sphinx'in yakınlarındaki bir odada ikinci kopyaları diğer insanlarca Meksika'nın Yucatan bölgesinde bir yere gömülü durumdadır. Iltar adındaki bir rahibin Atlantis kraliyet soyundan bir grupla birlikte Poseida'yı, ana adaları terk ettiğini ve Yucatan'a gittiğini iddia eder. Iltar ve beraberindekiler burada Atlantis'e benzer bir medeniyet kurmaya başladı. Iltar'ı Mayaların daha sonra öğretmenleri zamanla olarak saygı duydukları kahinle aynı kabul edebiliriz. Edgar'ın konumuzu da ilgilendiren en ilginç varsayımı ise bugün Florida açıklarında bulunan ve Bimini Adaları olarak bilinen bölgede Atlantis'e ait kalıntılar olduğu yönündeydi. Ve gerçekten de 1968 yılında bu bölgede deniz altında yapılan keşif sonucu Sukut taşları denilen yıkıntılar ve Bimini yolu denilen ve tüm adaları dolaştığı düşünülen taştan yapı keşfedilmiştir. Bimini Adası ve Piri Reis'in haritası. İşte asıl konumuza burada giriyoruz. Şimdi düşünüyor olmalısınız, Piri Reis'in haritasının burada ne işi var diye. Maalesef pek çoğumuz, ki pek çoğun içinde Türk bilim insanlarının önemli bir grubu oluşturmakta, Piri Reis'in bir harita yaptığında başka bir şey bilmiyoruz. Öncelikle harita hakkında kısaca bilgi vermemiz gerekli. 1513 yılında yapılan bu harita 1929 yılında Topkapı Sarayı'nın bir müzeye dönüştürülürken ortaya çıkarılmıştır. Bütün bir dünya haritası olan haritanın sadece iki parçası ele geçirilebilmiştir. Peki ne var bunda? Sadece bir harita diyenleriniz olacaktır. İlk videoda da söylemiştim. Piri Reis'in haritası şu an günümüzdeki haritalardan çok farklı. Onun gizemi hala çözülemedi. İçindeki sırlar hala anlatılmaya değer. Ve anlatılmaya değer bulunan yerlerden bir tanesi de günümüzde Atlantis denilen Allah'ın helakına uğramış olan bir yer ve kıta. Bunu Piri Reis nasıl biliyor ve nasıl keşfetmişti? Diğer iki haritayla ilgili bilgileri diğer bir videoda, yani 3. bölümde anlatacağım. Merak etmeyin, 3. bölümde Atlantis'e giden kapıları, dünya üzerindeki 5 kapıyı, nerelere açıldığını, yeraltı uygarlıkların hangi kısımlarda olduğunu, dünyanın belirli bölgelerindeki oyukların ne anlama geldiğini, daha fazlasını 3, 4 ve 5. bölümlerde anlatacağım. Konumuza dönecek olursak, Piri Reis haritasında hala çözülememiş gizemler var. Örneğin deniz yüzeyinden 18 fit aşağıda olan bu yapıyı ancak açık bir havada bir gemiyle tam üzerine gelindiğinde fark edebiliyorsunuz. Peki neyden bahsediyorum? Bimini'de su altında bulunan insan boyutlarına göre gerçekten büyük taş yol yapılardan bahsediyorum. Balamalarda yaşayan Taiano kabilesini kullandığı Taino dilinde Bimini kelimesi eski duvar adası manasına gelmektedir. Yani daha önceleri suyu yüzeyinde olduğu manasını vermekte. Christoph Kolomb, İspanyol denizciler buralara geldiklerinde bu dili bilmediklerinden bu bilgiyi onlar edinemeyeceklerine göre ve bu eski dili 1645'te Raymond Breton tercüme edene dek bilemeyeceğine göre Piri Reis 1513'te yaptığı bu haritayla bu bilgiyi nasıl ve nereden eklemiş olabilir veya nereden edinmiş olabilir? Çok karmaşık durumlar var. Gerçekten diyorum, üzerine basa basa söylüyorum. Bugün Google haritalarında bile yeni yeni keşfedilen yerler daha önce Piri Reis'in haritasında çizilmiş ve daha önceleri keşfedilmiştir.
kimi eski konum haritaları, kimi ünlü filozofların veya kaşiflerin haritalarının birleştirilip bir araya getirilmesinden bahsediyor. Ama sadece bunu Türk bilim adamları söylüyor. Dünya Piri Reis haritasını hala en ince noktasına kadar inceliyor. Maalesef bizim insanlarımız bu konuda sadece okuyup geçmekle meşgul. Ama ben okuyup geçmiyorum. Tamamıyla araştırmalarıma devam ediyorum. Size en son başlangıç videosunda, daha doğrusu Piri Reis haritasıyla pek ilgisi yoktu ama Piri Reis haritasının orta kısımlarında işaretlenmiş Yecüc Mecüc'ten de bahsetmiştim. Yeni videolarımızda gelecek. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.